Bir yerde Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlunu öldürdüğünü okudum. Oğlu içki günahına düştüğünden dolayı ona had uygulamış ve had uygulama esnasında da ölmüş. Bu olay doğru mudur diye sorulmuş. Şimdi değerli arkadaşlar, bu mevzu özellikle Şii çevre tarafından dillendirilen bir mevzudur, meseledir. Bizim kaynaklarımızda tabi bu hadise var, anlatılıyor. Fakat anlatıldığı şekliyle mevcut değil. Yani onların anlattığı gibi değil hadisenin aslı. Nitekim İmam Beyhakî rahimehullah Es-Sünenül Kübrâsında, Hatib Bağdâdî rahimehullah Tarih-ü Bağdâd'ında ve başka eserlerde bu hadise anlatılıyor. Hadise şöyle aslında, doğru olan tarafı, tabi burada yanlış olan tarafının okunduğu gözüküyor. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh oğlunu had vurma esnasında o kadar çok vurmuş ki böyle onu öldürmüş şeklinde bir tasvir var yani. Bu tasvir doğru değil. Hadisenin aslı şudur. Mısır'dayken Hazreti Ömer'in bir oğlu var. Abdurrahman isminde. Bu Mısır'dayken tabi o zamanlar Amr İbn As Mısır valisi. Nihai olarak tabi içki içme günahına düşüyor bir arkadaşıyla birlikte. Daha sonra bundan pişman oluyor. Sonra Mısır valisi Amr bin As radıyallahu anh ile bu durumu paylaşıyor. Böyle bir günaha düştüm diyor, pişman oldum. Kendisine had vurulmasını, tatbik edilmesini istiyor. Amr İbn As da oranın valisi olarak bu yetki kendisinde bulunduğundan dolayı evinin avlusunda ona bu içki haddini tatbik ediyor, uyguluyor. Sonrasında tabi bu olayı Abdurrahman kardeşi Abdullah ile birlikte de paylaştığı için Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh bunu babasıyla birlikte paylaşmasının, babasını bu konuda bilgi sahibi yapmasının doğru olduğuna inanıyor ve bunu Hazreti Ömer radıyallahu anh'a söylüyor, durumu iletiyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh Amr bin As'a haber gönderiyor. Bu olay doğru mudur? Böyle bir hadise meydana geldi mi diyor. Evet doğrudur fakat gereğini yaptım. Ben haddi tatbik ettim, uyguladım. Artık bir şey yapmaya gerek yok deyince Hazreti Ömer bundan pek ikna olmuyor ve içki içen oğlu Abdurrahman'ı kendisine göndermesini istiyor. Mısır valisi Amr İbn As'tan. Gönderiyor onu. Tabi geldiği zamanda da tarihi kaynaklar Abdurrahman'ın zaten bir kısım hastalıkların olduğunu, bu sebeple de biraz bitap düştüğünü, halsiz olduğunu söylüyorlar. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh işin içerisine belki bir iltimas karışmıştır. Belki böyle Amr İbn As, tabi böyle bir şey olamaz da Hazreti Ömer'in şer'i ahkamı tatbik etmedeki titizliğinden kaynaklanıyor bu durum. Belki hani halifenin oğludur, Ömer'in radıyallahu anh oğludur diye Amr İbn As ona gerektiği şekilde haddi tatbik etmemiştir düşüncesiyle bir daha ona had tatbik etmek istiyor. Her ne kadar Abdurrahman İbn Avf radıyallahu anh bu durumun doğru olmadığını, bir haddin bir kere tatbik edilmesinin İslam'a uygun olduğunu, iki kere tatbik edilmesinin doğru olmayacağını ifade ettiyse de Hazreti Ömer ikna olmuyor ve oğluna bu haddi tatbik ediyor. Haddi tatbik etme esnasında oğlunun öldüğüne dair olan haberler asla doğru değil. Bunlar tamamen Şiilerin sokuşturmasından ibaret olan bir takım ilavelerdir. Asla bunların asla astarı yoktur. Haddi tatbik ettikten sonra bir ay veya işte 40 gün, 45 gün gibi bir süre zarfında Hazreti Ömer'in oğlu zaten demiştik yani bitkindi, bir takım hastalıkları vardı. O hastalıklar sebebiyle vefat ediyor. Olayın aslı bundan ibarettir. Hazreti Ömer bunu niçin böyle yapmıştır? Malumunuz şer'i olan hadler bir kısım günahları ahirete yönelik veballerinden kurtarmak için yapılır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle kim bu günahlardan birisine karışacak olursa ve فَعُقِبَ فِي الدُّنْيَا dünyada da cezası kendisine tatbik edilecek olursa فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ kıyamet günü işte o günahın cezasının dünyada tatbik edilmiş olması ona kefaret olacaktır, günahını örtecektir. Belki uhrevi olan vebalinden kurtaracaktır. Kıymetli kardeşlerim, sahabe ve özellikle hususen Hazreti Ömer gibi büyük sahabiler dünyayı ahiret için yaşadıklarından dolayı ebedi dünyalarına, hem kendi adlarına hem de nesilleri adlarına çok önem vermişlerdir. Bunun için bizatihi kendi parçası olan, neslinden birisi olan Abdurrahman'ın bu günah vesilesiyle en azından dünyada bir takım şeyleri çekmesi ve ahirette ona keffaret sayılacak olan haddin dünyada gerektiği şekilde tatbik edilmesini bizatihi kendisi takip etmek istemiştir. Bundan dolayı aman işin içine bir iltimas karışır, aman halifenin oğludur diye gerektiği şekilde had tatbik edilmemiş olur da ahirette oğlum sıkıntıya düşer düşüncesiyle bunu yapmıştır. Bu olay bundan ibaretken Hazreti Ömer oğlunu öldürmüş olan birisidir. Bilerek öldürmüştür. Hatta öyle vurmuştur ki had esnasında oğlu ölmüştür gibi bir kısım uydurmalarla birlikte sözde haşa ve kella cani bir Hazreti Ömer tasviri ortaya koymaya çalışmak tam bir sahabe düşmanlığıdır. Bu asla hiçbir müminin teşebbüs edemeyeceği bir cürümdür, bir cinayettir. Böyle şeyleri asla ve kella hiçbir şekilde tetkik etmeden, olayın aslını öğrenmeden dillendirmeyelim, yaymayalım.